fabrika düşünün. Her şeyi en kaliteli ve en hızlı şekilde üretebilen. Sizce bu verimlilikte bir fabrikada kaç kişi çalışıyor olabilir? 1000 mi? 10 bin mi? Yoksa 50 bin mi? Peki size bir fazlasıyla yeterli dersek? Endüstri 4.0 işte bunu başarıyor. İnsanlığın en büyük devrimi milyonları teke indirmek için çoktan hazırlıklara başladı. Gelin Endüstri 4.0 bunu nasıl başaracak beraber inceleyelim. Daha önceki videomuzda Endüstri 4.0'ın tarih perdesini sizlerle aralamıştım. Bu videomuzda Endüstri 4.0 kavramını ana hatlarıyla ele alacağız. Kavram ilk defa 2011 yılında Almanya Hannover fuarında kullanılmıştır. Aynı yılın Ekim'inde Robert Bosch ve Henning Kargman tarafından bir öneri halinde oluşturulan tasarı dosyası Alman hükümetine sunulmuştu. 2013'te ise yine Hannover fuarında tasarıyı hazırlayan grup tarafından rapor halinde sunulmuştur. Burada Alman hükümetinin bu fikri neden desteklediğini sorgulamak yerinde olacaktır. Çin gibi üretim hızı çok yüksek ülkeler, Almanya merkezli olmak üzere güçlü Avrupa ülkeleri ve pek tabii ABD tarafından sermaye yarışından bertaraf edilmek istenmiştir. Endüstri 4.0 kabaca bir hedef, bir ideal olarak nitelendirilmelidir. Öyle ki nihai amaç bilişim teknolojileriyle yaşamsal faaliyetleri bir araya getirmektir. Kavram iki temel bileşenden oluşmaktadır. Yeni nesil yazılım ve donanım, cihaz tabanlı internet ki bu kavramı daha sonraki videolarımızda detaylandıracağız. İşte bu bilgisayar bileşenleriyle Endüstri 4.0 daha az bellek kullanımı, daha fazla zaman tasarrufu sağlayarak çok daha kaliteli üretim imkanı sunuyor. Üretim sürecindeki sistemler çok daha küçük metalarla birbirine bağlı ve daha güvenlikli sistemler haline geliyor. Çok mu karmaşık geldi? O halde toparlayalım. Bütün fiziksel sistemlerin otomatikleşmesi ve uzaktan takip edilebilir olması. Yani her şeyin tek kumandayla yönetilebildiğini düşünün. Günün sonunda topladığı tüm verilerle kendi faaliyetini yürüten bir fabrika. Bu fabrikayı sadece makinelerin seri halde tek tuşla çalıştığı teknolojiyle donatılmış bir yer olarak düşünmek çok büyük bir yanılgı olacaktır. Topladığı verileri tasnifleyip sıralayan, alternatifler yaratan, kendi kendini öğrenen bir fabrikadan bahsediyoruz. Sistemin merkezinde robotlar bulunuyor. Üretim kararı alan, gerektiğinde insanlara raporlar, bildirimler gönderebilen robotlar bunlar. Tüm cihazlar birbirine bağlı. Ama öyle kablolarla falan değil. Yani hemen aklınıza, bilgisayarınıza prize bağlayan, çalışma masanızın altındaki üçlü prizler gelmesin. Cihazların tamamı sensörlerle birbirine bağlı. Yaptıkları veya yapacakları işi birbirlerine saniyeler içinde sensörlerle bildiriyorlar. Aslında buna 3 boyutlu yazıcılar örnek gösterilebilir. Hiçbir malzemeye ihtiyaç duymadan standart bir ev akıl almaz bir fabrikaya dönüşebiliyor. Endüstri 4.0 İnsanlık tarihini küresel açıdan en derinden etkileyecek devrimdir. Bu devrim yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağlarken yüzlerce meslek kolunun yok olmasına neden olacaktır. Sadece mesleki faaliyetler açısından bunu düşünmek çok zor olur. Geniş perspektifte Endüstri 4.0 insanlık tarihinin en keskin deparıdır. Ve bu deparda güçsüz sanayisi geri kalmış ülkelere yer yoktur. Devrimin gösterilebilecek en pozitif yönü üretici ile tüketicinin aynı olması, dolayısıyla ihtiyaçlara cevap verebilme ve zaman tasarrufu gibi konularda maksimum verim alınabilmesidir. Endüstri 4.0 getirdiği sosyal sorunların başında işsizlik geliyor. Bu sebeple hali hazırdaki işlerde revizyona gidilmesi, bireyin kendini dönemi koşul ve şartlarında en yakın ilgili meslek kolu için gerekli nitelikleri sağlar hale getirilmesi önem arz etmektedir. Endüstri 4.0'a geçirebilmesi için aşılması gereken engelleri şöyle sıralayabiliriz. Riske girmek istemeyen şirketler ve paydaşlar arasındaki uzlaşmazlıklar, değişimin maliyetli olması ve bir sorun çıktığında yine mali sorun oluşturması, üretim süreçlerinin bütünlüğünün korunması gerekliliği gibi sorunlara çözüm bulmak zaman alacak gibi görünüyor. Bütün bu stratejilere, planlara rağmen dijitalleşme süreci uzun bir yoldur ve bu hızın işbirliğiyle daha hızlı kat edilmesi mümkün olacaktır. Endüstri 4.0 kavramı ana hatlarıyla bu şekildeydi.
Daha sonraki videolarımızda nesnelerin interneti ve siber sistemler kavramlarını sizlerle incelemeye devam edeceğiz.